Merhaba, bugün sizlere Pool Compact elektrikli çift cihazının kurulumunu uygulamalı olarak göstermeye çalışacağız. Hadi başlayalım. Kurulum için 5'e 5 bir alan belirledik. O alanda kurulum yapacağız. İlk öncelikle plastik direklerimizi çakarak başlıyoruz. İki direk arasındaki boşluğun maksimum 3 metre olması gerekiyor. Daha büyük boşluklarda ip salınım yapacaktır. Bu salınım en alttaki telin yere teması olasılığını arttırıyor. Bu yüzden gergin olması için direklerin arasının dar olması daha iyidir. Ayak basma yerimize basıyoruz ve direğimizi yere sabitliyoruz. Çok basit bir kurulumu var. Tahta kazıklarımla kapıyı belirleyeceğim. Bu alanı kapı olarak tasarladık. Buradan geçiş yapacağız. Kapı geçiş için direklerimizi çaktık. Kapı setlerimiz, çit ipimiz, kendi ürünümüz 500 metrelik çit ipimiz var. Ayrıca 1000 metreliği de mevcut bunun. Görüyorsunuz içinde krom tel mevcut. İletkenliği mükemmeldir. Yerden 20 santim yukarıda ilk bağlantımı yapıyorum. Düğüm ata ata gideceğiz. Bağlantımı yapıyorum. Ve sara sara ilerliyorum. Buradan yukarı alıyoruz. Tekrar üste çıkıyoruz. Bu şekilde 3 sıra çektim. Sağlıklısı 3 sıradır. 20 santimden başladım. Daha üstüne çıktım. Sonra en üstte bir sıra daha çektim. İpin bolluklarını alalım. Plastik direklerimiz eğilebilir. Bunları arkadan destekle gerebiliriz. Onu da göstereyim. Germe ipini normal elektrik verdiğimiz ipe değdirmiyorum. Çünkü germe ipini toprağa kadar indireceğim. Toprağa teması olabilir. Bu sefer toprağa atlama yapar. Telin elektriğini keser. İpimizi alanımıza bu şekilde çevriliyoruz. 3 sıra dediğim gibi idealdir.
Daha fazlasını da yapabilirsiniz, daha azını da yapabilirsiniz ama ideali 3 liradır domuz için. İpi gerdik, şimdi kapı setine geçiyoruz. Kapı setimiz yay, vidalarımız ve tutma eleceği olarak 4 parça. İlk önce elciklerimizi takıyorum. Bu şekilde el yordamıyla rahatlıkla sıkabilirsiniz. Hemen karşısına da sıkalım. Elciğimi öyle yerleştirdim. Bu şekilde takıp bu şekilde tutuyoruz kapı setini. İki sıra yaparsam kapı setini domuz ya da ayı üzerinden atlayabilir. İki sırayı daha geniş aralıklarla yaparım ama arasından da geçebilir. Aralıklarım sık olsun ve yüksek olsun diyorsanız 3 sıra kullanmanız en ideali. Kapı setinde 3 sıra kullanacağız. İkinci sırayı yapıyorum şu anda. Şimdi izolatörlerimiz ahşap direk için, beton direk için farklılık göstermekte. Direklerin yapısına göre çeşitli izolatörlerimiz var. Elciğimizi yaya bu şekilde yerleştiriyoruz. Anahtarla anahtar takar gibi. Halkamıza yerleştirdik. Halkanın bir ucunu kapı setinin yuvasına, elciği de diğer yuvaya takıyorum. Bu şekilde oluşmuş oluyor. Cihaz çalışırken, kapıdan geçiş yaparken yalıtımla elcimizden tutup kapımızı açıyoruz ve alanımıza giriyoruz. Çektiğimizde tekrar kapatıyoruz. Akım devam ediyor. Enerji kesinlemiş oluyor. Kapımızı bu şekilde oluşturduk. Şimdi çit ipinin kapı seti bağlantılarını yapacağız. Bunun için izolatör alacağım. İzolatörlerimiz çeşit çeşit. Ahşap direkler için, beton direkler için çeşitli izolatörlerimiz mevcut. Metal direkler bile olabilir. Bu ahşap direk için vidalı izolatörümüz. Bunun civatalı olanı var. Araziyi çevreleyen çitin yapısına göre, direklerin yapısına göre izolatörlerimiz de çeşitlilik göstermekte. Beton direkler, ahşap direkler, demir direkler, direğin yapısı, selin yapısı vesaire, köşe direkleri için ayrı izolatörlerimiz var. Bu izolatörlerin çeşidini satış temsilcimizden öğrenebilirsiniz. Siz arazinizin yapısını, direkt kullanacağınız direklerin yapısını bildirirsiniz. Satış temsilcimize ne tarz, ne çeşit izolatör kullanacağınızı size açıklar. Şimdi izolatörümü takıyorum. Yine çok basit el yordamıyla takabiliyorum herhangi bir alet gerektirmeden. İp bağlantımı yapıyorum. Şimdi burada teli
kapı setine bağlamış oldum. Direğe kesinlikle temas etmiyor. Her ne kadar ahşap da olsa, yalıtkan da olsa yağmurlu havada ıslanıp iletken hale gelebilir. O yüzden ipi asla ve asla temas ettirmiyoruz. Diğerlerini de yapayım şimdi. Tekrar izolatöründen geçiriyorum. Üçüncü izolatörümü de göstereyim. Şimdi burada böyle bir izolatör kullandım. Ama ipim çok yakınlaştı şeye, direğe. Haliyle atlama yapması müsait yani, atlayabilir. O yüzden bir izolatör daha atıyorum buraya. İzolatörden izolatöre geçireceğim. Beşe beş bir alanda çit ipimizi gerdik. Kurulumumuzu yaptık kapı setiyle birlikte. Şu şekilde izolatörlerle çit ipinin ahşap direğe değmesini engelledik. Mesafe koyduk. Dikkat etmemiz gereken bir husus var. Bu çalıyı özellikle seçtik. Şunu göstermek için. Çit ipine değen herhangi bir yeşil temas, kuru ot vesaire olmamalı. Bunları temizlemeliyiz. Çünkü yere temas ettiğinden ip çalı vasıtasıyla elektrik direkt toprağa akar. İpten randıman alamazsınız. Çit ipinin etrafındaki çalıları temizlemeniz gerekiyor. İpte bir bolluk, bolarma vesaire olursa şu şekilde plastik direkleri gelebilirsiniz. Haliyle direklerimiz ince. O yüzden esneyebiliyor. Şu şekilde bir germe yapabilirsiniz. İpimizi kapı setine irtibatını yaptık. Kapı setimizin kullanımı çok basit. Elciğinden tutuyoruz, yalıtımlı elciğinden yerine asıyoruz. Kapıyı bu şekilde açıyoruz. Biz 3 sıra ip ve 3 sıra kapı seti kullandık. Domuz için ideal. Geçme şansı yok gibi. Yok denecek kadar az. Şimdi cihazın kurulumunu yapacağız ve cihazı konumlandıracağız. Duruma göre alanın içine veya dışına konumlandırabilirsiniz. Biz içine konumlandıracağız. 2 jül Pro Compact'ın kutu açılımını yapıyoruz. Kutu içerisinde cihazımız 20 watt solar panel, panel bağlantı aparatları, 13 anahtarlar bağlamak için. Panel bağlantı borusu.
Kullanma kılavuzumuz ve metal levhamız. Türkçe ve İngilizce olarak. Kılavuzumuzda detaylı olarak kurulum, cihazın özellikleri, çalışma şekli hepsi mevcut. Kuruluma geçelim. Solar paneli. Kontrol ediyorum. Kırığı falan yok. Şu aparatımı ilk önce bağlıyorum. Kısa olan vidalarımı kullanacağım. Paket içinden çıkan 2 adet 13 anahtarla sıkma işlemini gerçekleştiriyoruz. Sonrasında karşı parçasını bağlıyoruz. Uzuncu batalarla merkez batasını atıyorum. Çift taraflı pul takıyoruz. Hem arka tarafa hem ön tarafa. Kelebek somunumuz. Bu şekilde gevşeterek ayarını yapabiliyoruz. Şimdi borunun yerini tayin etmek için ayarına bakmamız lazım. Şimdi boru böyle dikine. Boruyu bu şekilde bağlayacağım ki çizdiği yay yukarı yönlü olacak ki boruyu böyle dikine bağladığımda açı salımı ayarlayabileyim güneşe karşı panelin. Bu önemli. Bu boruyu takarken yönü önemli. Şu şekilde aparatlarımı alayım. Bağlantımı yaptım. Sıkıyorum 13 anahtarla. Daha sonrasında panelimi cihazın arkasına kelepçeler vasıtasıyla tutturuyorum. Şimdi kelepçeleri sıkacağız. Kablomu borunun içinden geçiriyorum. Açımı ayarlıyorum. Panel bağlantımı yaptım. Cihazı kurduk. 45 derecelik açıyla panel güney ya da güneydoğu yönüne bakacak. Maksimum fayda için. Cihazı kurduk. Şimdi çiftlerine bağlantısını yapacağız. Panel açısı güneye bakacak 45 derecelik açıyla maksimum fayda için 2,5'luk enyaf kablo. Ucunu soyuyorum. Cihazımın sarı kısmına bağlıyorum. Burada zaten toprak işaretini göreceksiniz. Şimdi normalde 3 metre uzağına, cihazın 3 metre uzağına topraklama kazanı çekiyoruz. 2 jülde 1, 4 jülde 2, 8 jülde de
3 adet kazık çakılması makuldür. Şimdi 1 adet çakacağız temsili. Alanımız dar olduğu için 3 metre uzağına değil, daha yakın bir yere çakacağız. Kablomu kestim. Topraklama kazığımı alıyorum. Şu şekilde. Çivatamı kazığa sabitliyorum. Cihazın kırmızı somunu da tele irtibatlayacağız. Cihazımızın bağlantısını yaptık. Sarı somundan topraklama irtibatladık. Kırmızı somundan tele irtibatladık. Telin yer ile olan herhangi bir bağlantısı yok. Bütün bağlantılarını kestik. Kuru otları temizledik. Cihazımız kurulma hazır. Çalıştırabiliriz. Bir tane anahtarım var. Bu anahtar cihaz çalıştığı müddetçe bir konumunda olacak. Hani işiniz bitti, depoya kaldırdığınız cihazı o zaman sıfır konumuna alacaksınız içindeki aküden gelmesin diye. Aküyü düzenli olarak şarj etmeniz gerekiyor. Ayda bir kullanmadığınız müddet boyunca şarj etmeniz gerekiyor, yoksa akü kurur. Şuradaki anahtarım sıfırda hem gece hem gündüz çalışır cihaz. Anahtarı biri aldığımda sadece gece çalışır, gündüz şarj olur. Gece gündüz modu anahtarıdır. Ön tarafta power ışığım yanıyor. Yanda bir anahtarım daha var. İki kademedir. Bir ekonomik mod, iki normal mod. Normal modda daha kısa aralıklarla çarpar. Ekonomik modda kullanırsanız aküyü daha uzun süreli kullanırsınız. Şimdi ekonomik modda çalıştırıyorum. Kapı setinin güvenilirliğini şimdi test edebiliriz. Şu an telde enerji olması lazım. Bakalım. Gördüğünüz üzere telde bayağı kuvvetli bir enerji var. Şimdi şuradaki otu görüyor musunuz? Yeşil otu. Sesi de duyuyorsunuzdur. Şu anda buradan toprağa atlama yapıyor. O yüzden otları temizlemenin önemini burada görüyoruz. Cihazın çıkışını açalım. Tekrardan görülüyordur. Şu an enerji var. Kapı setini yalıtım elcinden tutuyorum. Devreyi tamamlıyorum. Güvenli bir şekilde çıkıp girebilirim. Alanımdan çıktım. Alanımı koruma altına aldım. Şu an cihazım aktif. Telde enerji var. Cihazın özelliği 2 jülde 21.000 metre, 4 jülde 40.000 metre, 8 jülde 80.000 metre mesafeye tek tel boyunda enerji kaybı yaşamadan akımı iletebiliyor. Şiddetli çarpması cihazın iyi olduğu anlamına gelmiyor. Önemli olan en uzak mesafeye aynı enerjiyi iletebilmek. Sadece cihazın dibinde değil, arazinin en uç noktasında da hayvanlar girebiliyor. Orada da etkili bir şekilde cihazın çarpması gerekiyor. Power cihazları bunu sağlıyor. Cihazımızın jüri özelliğinden dolayı kalitesini görmüş oluyoruz. Tekrar ölçüyorum. Daha uzak mesafede. Gördüğünüz üzere bayağı kuvvetli. 14.3 kW. Pro Compact elektrikli çift cihazımızın kurulumunu göstermeye çalıştık. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler diliyoruz.